3'te sabah programından herkese günaydın, gündemi aktarmaya başlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Cumhurbaşkanı Tatar ilk olarak Afyonkarahisar Valiliğini, ardından Afyonkarahisar Belediyesi ve Şehitler Derneği'ni ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Afyonkarahisar'a geldi. Cumhurbaşkanı Tatar'ın ilk ziyaret durağı Afyonkarahisar Valiliği oldu. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vali Yiğitbaşı ve il protokolü tarafından kapıda karşılanan Tatar miniklerden çiçek aldı. Daha sonra valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail-Gazze Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bize onu diyoruz, mutlaka bir çözüm olacaksa iki devlet bir çözüm olması lazım. Ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak statüsü ve Türk askerinin adadaki barış ve huzurun teminatı olarak varlığının da devamı asla bundan vazgeçilmemesi gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının bu kırmızı çizgisi olduğunu, çünkü işte görüyoruz Türkiye'nin tüm bu yapanlara karşı büyük bir diretle doğru yolu bulunması için tavsiyelerinden bulunuyor. Dünya devletleriyle yapılan istişarelerde bir an önce buna son verilmesi için ortaya iradesini koymaya gayret ediyor, çalışıyor. Dolayısıyla Kıbrıs'ın güneyine başka askerlerin yerleştiği yönündeki haberler, elbette bunları da takip ediyoruz. Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından Tatar ve beraberindekiler Afyonkarahisar Belediyesi'ne geçti. Burada da kapıda karşılanan Tatar'a Belediye Başkanı Mehmet Zeybek eşlik etti. Nasılsınız? Siz sağ olun. Zeybek, Cumhurbaşkanı Tatar'ı makamında ağırlarken Tatar burada yaptığı konuşmada Afyonkarahisar'ın öneminden bahsetti. Elbette Afyonkarahisar bizler için çok önemli bir şehir. Atatürk'ümüzün büyük taarruzunun emrini verdiği ve dolayısıyla geçen Ağustos ayında 101. yılını kutladığımız büyük taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı elbette hep Afyonkarahisar ve Kocatepe ile alınmaktadır. Ve özellikle 29 Ekim 2023 100. yılımızın tam arifesinde burada olmak başka bir anlam taşımaktadır. Dolayısıyla ben bir kez daha Afyonkarahisar'da bulunmaktan dolayı büyük memnuniyetimi tüm bölge halkıyla paylaşmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediye ziyaretinin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar burada gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi, selamlaştı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının arifesinde Afyonkarahisar'ı ve Kocatepe'yi ziyaret etmek için buraya geldim. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha onları da minnet ve rahmetle anmak istiyorum. Kıbrıs Türk halkı her zaman gönülden Anadolu'ya, Türkiye'ye bağlı bir halktır. Çünkü bizim hedefimiz, bizim bekamız varlığımızı bağımsız ve özgür bir şekilde orada yürütmek ve Anadolu ile Türkiye olan kadim bağlarımızı daha da güçlendirmektir. Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, Ersin Tatar'a Afyonkarahisarlı şehitlerle ilgili bilgiler verdi. Daha sonra tüm şehitler için dualar edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen 12. Kalkınma Planı'nın görüşmelerine komisyonda başlandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılarak açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. Yarın da ikinci bölümü görüşerek süreci tamamlamayı planlıyoruz. Komisyon 12. Kalkınma Planı'nı görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Hoş geldiniz. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, kalkınma planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşme usullerinin kanunla belirlendiğini ifade ederek Yılmaz'ın geçen hafta kalkınma planını komisyona sunduğunu, ardından ara verdiklerini anımsattı. Bugün planın birinci bölümünün, yarın ise ikinci bölümünün görüşüleceğini belirten Muş, komisyon üyelerinin önergeleri olması durumunda divanla iletilmesi gerektiğini söyledi. 2024-2028 dönemini kapsayan 12. kalkınma planının sunulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bulunmaktadır. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kalkınma planında Türkiye ekonomisine ilişkin uzun vadeli hedeflerin yer aldığını dile getirerek buna ilişkin dokümanların kendilerine iletilmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nda uzun zamanlı bir perspektifin de ortaya konulduğunu ve bunun 2053 perspektifi olduğunu söyledi. CHP'li Türeli'nin 2053 hedeflerinin inanılırlığı açısından bunların temel varsayımlarına ve ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtmesi üzerine de Cevdet Yılmaz, bunun arkasında bir takım model çalışmaları yapıldığını ancak bir dokümana dönüşmediğini bildirdi. Komisyonda milletvekilleri plana ilişkin eleştirilerini ve değerlendirmelerini dile getirdi. İçişleri Bakanlığı dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyon yaptı. Ankara'da gerçekleşen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 33 şüpheli şahıs yakalandı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. DEAŞ'ın Ankara'daki hücre evleri basıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'nce dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 şahsın yakalanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 33 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. 6 şüphelinin yakalanmasına dönük çalışmalarsa devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şurası'nın açılış programında konuştu. Tunç, terör konusuna değinerek Türkiye olarak tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız ifadelerini kullandı. Birden fazla terör örgütüyle mücadele ediyoruz. FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele ederek ülkemizi daha huzurlu bir geleceğe kavuşturmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Terör insanlık suçudur. Yaşam hakkının, demokrasinin, özgürlüğün düşmanıdır. Türkiye olarak tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız. Çünkü biz terörle mücadeleyi tüm boyutlarıyla hak ve özgürlük mücadelesi olarak görüyoruz. Terörle mücadelenin hukuk zeminindeki önemli bir boyutunu da hiç kuşkusuz ülkeler arasındaki iade talepleri yani adli yardımlaşma oluşturmaktadır. Türkiye olarak adli işbirliği konusunda uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerimize şimdiye kadar samimiyetle uyduk. Bundan sonra da aynı ciddiyet ve kararlılıkla bu yükümlülüğümüze uymaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel, illeri gezmeye ve genel kurul delegeleriyle görüşmeye devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, burada yaptığı açıklamada genel kurul sonrası güzel bir güne uyanacaklarını dile getirdi. Terleyen bir genel başkan, koşturan bir genel başkan, gözünüzün içine bakan, elinizi tutan, sizinle birlikte çalışan bir genel başkan, genç kadrolar ve Şanlıurfa'da da Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayağa kaldıracak bir genel başkan vaat ediyoruz. Bundan sonraki süreçte birlikte olacağız, çok çalışacağız. 6 Kasım gününden itibaren 81 ilimizde 973 ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi bir düğün evinin ertesi günkü mutluluğuna kavuşacak. Cumartesi pazar düğünü yapacağız. Pazartesi günü çok daha büyük bir aile olarak uyanacağız. Heyecan duyarak uyanacağız. Başarmak üzere uyanacağız. Türkiye'de küskün gençler, moralsiz esnaflar, çaresiz çiftçiler, işsiz kalmış, yoksul kalmış, emeği sömürülenler hepsi gözümüzün içine bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan tezkere kararına tepki gösterdi. Erhan, tezkerede yabancı askerlerin ülkeye girişine izin veren, önünü açan kararlar olduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan yaptığı yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandığını hatırlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin ilk ve ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu vurgulayan Erhan, dolayısıyla teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi amasız fakatsız destekler. Bununla birlikte tezkerede yer alan ve doğrudan doğruya milli egemenliğimize gölge düşürebilecek sakıncaları milletimizle paylaşmak da bizim görevimizdir dedi. Erhan tezkereye neden karşı çıktığını da, söz konusu tezkere yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının, daha net bir ifadeyle yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır. Saray iktidarına sormak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu yok mudur? Askerimiz, polisimiz, korucumuz ne için mücadele etmektedir? Söz konusu yabancı askerler kimlerdir ve ordumuzun veremediği hangi mücadeleyi verecektir? Türk milleti vatanını canından aziz bilir. Anadolu'nun her karış toprağı yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev beklemektedir diye açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, savunma sanayinde, teknolojide, ağır sanayide, ekonomide, enerjide, dışa bağımlılık, maalesef diplomaside, masada da sizi suçsuz ve etkisiz kılıyor dedi. Erbakan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde de ziyaretler yaptı. Şimdi açıklamaları geliyor. 21. yüzyılda, yeni dönemde bu hedefleri daha da ileriye götürmek, Türkiye'nin savunma sanayinde, teknolojide, istihdamda, üretimde, ihracatta lider ülke haline gelmesini sağlamak inşallah bizlere nasip olur. Eğer dışa bağımlıysanız, bugün olduğu gibi Gazze'de kardeşlerimiz katlediliyor ama maalesef tam manasıyla bir adım atamıyorsunuz. Savunma sanayinde, teknolojide, ağır sanayide, ekonomide, enerjide dışa bağımlılık maalesef diplomaside de masada sizi güçsüz kılıyor, etkisiz kılıyor. İşte bugünlerde bu zorlukları yaşanmasın diye daha 56'da ilk motor fabrikasını kurmuş, 76-77'de ağır sanayi hamlesini yapmış. Bu hamleler, bu çalışmalar askeri darbelerle, çeşitli oyunlarla önü kesilmese, bugüne kadar devam etse, bugün Türkiye, Amerika'yı da, Japonya'yı da, Kore'yi de geride bırakmış bir ülke olacak. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah bu hedeflere milletimizle birlikte yeni dönemde ulaşmak nasip olur. Yeniden büyük Türkiye hedefine inşallah ulaşmak nasip olur. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan, Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi'yi ziyaret etti. Başkan Eraslan burada yaptığı açıklamada ailelere dijital dünyanın anlatılması gerektiği vurgusu yaptı. Anne baba olsun. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan çeşitli eğitim ve seminerler için Afyonkarahisar'a geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi'yi makamında ziyaret eden Eraslan, Burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar'ın son yılda yaptığı eğitimdeki başarı artışının dikkatle izlendiğini belirten Eraslan, ailelere verilecek dijital dünya eğitimlerine değindi. Afyonumuz bizim için çok kıymetli bir kent. Hem eğitime verdiği önem hem de buradaki eğitim yöneticilerinin farkındalıkları bizim için önemli. Sayın Valimiz, Vali Hanım'ın da himayelerinde, Sayın Müdürümüz Miraç Sünnetçi'nin yaptığı projelerle çok güzel bir ivme kazandı kent. Sadece öğrenci değil, ebeveyn eğitimlerine verdikleri önemi de görüyoruz. O yüzden de biz de Sodimer olarak çeşitli başlıklarda destek olacağız Afyon'a. Bunlardan bir tanesi de anne baba okulu. Özellikle dijital dünyada ebeveyn olmak başlığında anne babalar nasıl bir modern dijital anne baba oluru anlatacağız. Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi de ziyaretle ilgili şunları söyledi. Hocamın yeni projelerini Afyon'da kendisinde ifade ettiği gibi öğrenci bazlı, öğretmen bazlı, idareci bazlı ve aile eğitimleri dahil bu destekleri kendisinden alacağız inşallah. Afyonumuz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Adana'da 82 kişinin olduğu İhsan Bayram sitesinin tutuklu yargılanan inşaat mühendisi Ferit Işık, mağdurlar hakkında savunma yapan avukata şov yapıyor diyerek çıkıştı. Bu çıkış sonrası mahkemede tansiyon yükselirken avukat Nazan Akça, subaşı müteahhit yapım aşamasında betonları kendisi yaptırmış, içi taş dolu betonlar bile bile yapılmış, ölüm göz göre göre gelmiş dedi. Avukat Nazan Akça davalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mahkeme sürecinde ilk duruşma yapıldı. İlk duruşma neticesinde de müştekilerin beyanları alındı. İnşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül'ün de beyanları alındı. Mahkeme bunların tutukluluklarının devamına karar verdi. Hala delil toplama aşaması devam ediyor. Duruşmalar da daha sürecek gibi görünüyor çünkü daha toplanmamış birden fazla delil var. Duruşmalar devam ederken ben duruşmada onlara şu soruyu sordum. Adana'da daha önce 98 yılında yaşadığımız Ceyhan depremine şahit oldunuz mu? Her ikisi de Ceyhan depremine şahit olduklarını söyledi. Yani depreme şahit olmaları şunu gösteriyor. Bu depremi yaşadılarsa bu bölgenin deprem bölgesi olduğunu zaten biliyorlar. Buna rağmen depreme yönelik hiçbir önlem almadan çürük bina yapmışlar. Bir diğer sorum ise siz bu binayı İhsan Bayram sitesini yaparken hazır beton mu kullandınız? Yoksa betonu kendiniz mi hazırladınız? İlginç şekilde inşaat mühendisi Ferit Işık dedi ki ben inşaatın başına hiç gitmedim ama o dönemde hazır beton yoktu dedi. Müteahhit olan Celal Gül de dedi ki biz hazır beton kullanmadık, betonları kendimiz yaptık. Bu da şu anlama geliyor. O çürük betonları, o içinde yumurta büyüklüğündeki taş olan betonları göz göre göre yapmışlar. Yani burada artık kimse bana taksirle adam öldürmeden bahsetmesin. Göz göre göre 82 kişinin katili olmuşlar, malzemeyi de biliyorlar, deprem bölgesi olduğunu da biliyorlar. Bu anlamda burada kasten adam öldürme var. Ben bunları söylerken sanık yani üzülüp o müştekilerden, yakınlarını kaybedenlerden üzülüp yüzü kızaracağı yerde bir de bana şov yapıyor dedi. Yani bu artık söylenecek söz bulamıyorum ben bu durumda. Düşünün depremin merkezi Adana değildi. Depremin merkezi Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesiydi. Doğru mu? Ama Adana'da depremin merkezi olmayan deprem bölgesinden yüzlerce kilometre uzaktaki Adana'da bir bina yıkılıyorsa bu artık depremden ziyade binanın çürüklüğüyle, müteahhitin ve mühendisin ihmaliyle, belediye görevlilerinin ihmaliyle olmuş bir sondur ve burada taksir yoktur, kasıt vardır. Ben inşallah cezaevinden çıkabileceklerine inanmıyorum. Konya'da düzenlenen asker eğlencesinde bıçaklar çekildi. Gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Eğlencenin kana bulandığı olay Konya Seydişehir'de yaşandı. Yeni Cami Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Gençler karşılıklı olarak bıçakları çekti ve kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan bir kişi buradaki ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Şimdi anlamlı bir haberle devam ediyoruz. PTT 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 183. müşterisine sürpriz yaptı. Emekli maaşını almak için PTT Afyon Şubesi'ne işlem yaptıran Ahmet Muhammed Balık'a 100. yıl pulu hediye edildi. Kuruluşumuzun 183. müşterisisiniz. Bugün kuruluşumuzun 183. yıl dönümü. PTT Teşkilatı 183. yaşını kutluyor. Bu kapsamda bazı etkinliklerle vatandaşta farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Kuruluşumuzun 183. yıl dönümü. Bu etkinliklerden biri de PTT'nin Afyonkarahisar Tarihi Binası'ndaki şubesinde gerçekleştirildi. Bugün işlem yaptıran 183. müşteriye özel hediyeler verildi. Bu talihli kişi ise Ahmet Muhammed Balık oldu. Sağ ol. PTT Afyonkarahisar Baş Müdürü Turan Gür, 183. müşteri olan Muhammed Balık'a PTT tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel yaptırılan pullardan hediye etti. Şaşkınlık yaşayan Balıksa farklı bir mutluluğu da yaşadı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İşlem neydi? Etkinlikle ilgili açıklama yapan PTT Baş Müdürü Gür, 183 yıllık kurumun gururunu yaşadıklarını aktardı. Bugün kuruluşumuzun 183. yıl dönümünü kutluyoruz. Kurumumuz 23 Ekim 1840 yılında Postaneli Nezareti adı altında Osmanlı Devleti'nde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak için kurulmuştur. Günümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak Pettebank hizmetlerimiz, posta hizmetlerimiz, kargo hizmetlerimiz, lojistik hizmetlerimiz, e-ticaret hizmetlerimiz, filatelik hizmetlerimiz ve birçok alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kurumumuz ilimizde 21 merkez müdürlüğümüz, 17 şubemiz, 41 acentemiz, 46 tane ATM'mizle 101 hizmet aracımız ve bunlarla görev yapan 389 personelimizle hizmetlerimizi en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu mutlu günümüzde bizi yanımızda olduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Afyon'umuza, Afyon insanımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. 183. müşteri olarak hediye alan Balıksa şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade etti. Etkinlik Baş Müdür Gür, kurum amirleri ve talihli müşterinin fotoğraf çektirmesiyle sonlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama programını açıkladı. Vali Şahin, Türk yıldızlarının Antalya semalarında şov yapacağına, ayrıca 500 drone ile gerçekleşecek görsel etkinliğin birçok kentte mutluluğa yol açacağını söyledi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, Antalya Valiliği koordinesinde hazırlanan 29 Ekim programının heyecan verici olduğunu söyledi. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlama etkinlikleri aslında şu an itibariyle başladı. Pek çok kurumumuz çeşitli etkinliklerle bu programı başlattılar. Ama günler yaklaştıkça yoğunluğumuz artacak ve 100. yılı özellikle Antalya'mızda, Cumhuriyeti, Atatürk'e gönülden bağlı şehrimizde coşkun bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bu kutlamaları tertip etmek, içinde bulunmak gerçekten bu bir gurur verici bir fırsat. Hulusi Şahin, 275 bin öğrenciye bayrak hediye ederek evleri kırmızı beyaza dönüştüreceklerini ve Antalya'nın adeta bayrak kent olacağını söyledi. Özellikle tüm Antalyalıların Cumhuriyet coşkusunu evinden başlayarak hissetmeye, hissettirmeye davet ediyorum. Gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza Antalyalıların evlerine ulaşmayı birinci hedef olarak kendimize koyduk ve bu hususta bir çalışma yaptık. Antalya merkezde 275 bin öğrencimiz var. Antalya merkezdeki 4 ilçe belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz tüm finansmanı üstlenerek bu 275 bin öğrencimizin her birine bir Türk bayrağı hediye ettik. İnşallah 275 bin pencereden, 275 bin balkondan bayraklar sallandırılarak, dalgalandırılarak Bayrak Kent, Antalya bir Bayrak Kent olacak. Vali Şahin gösterileriyle nefes kesen Türk yıldızlarının 29 Ekim kutlamaları kapsamında Antalya semalarında şov yapacağını belirtti. Yine en vurucu, en önemli etkinliklerimizden bir tanesi Türk yıldızlarını 29 Ekim günü Antalya'ya getirmek. Konyaaltı bölgesinde tüm Antalya'dan görülecek şekilde Türk yıldızlarının o muhteşem gösterilerini 29 Ekim saat 15'te seyredecekler. Antalya Valisi Hulusi Şahin 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gecede okçulukta olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz'un kemerde bulunan yanartaşta yakacağı okla Cumhuriyet'in 100. yılına girileceğini söyledi. Mete Gazoz biraz önce videoda gösterildi. Yanartaş'tan Türkiye yüzyılının startını verecek. Bunu da 28 Ekim saat 00'da yani 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece Yanartaş'tan başlatacağız. Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz'un ateşlediği bir Türkiye yüzyılı başlangıcı. 29 Ekim'de Cumhuriyet resepsiyonunun da olacağını belirten Şahin, 1000 kişilik bir davetli listesinin olduğunu belirtti. Cumhuriyet resepsiyonumuz 29 Ekim saat 20'de Kozmopolitan Tiyatro'da olacak. Özellikle Olgunlaşma Enstitümüzün hazırlamış olduğu harika bir defile var. Yörük göçlerinden aslında 1000 yıllık bir serüvenimizi anlatıyor. Anadolu'ya gelişimiz, oradan Cumhuriyet'e giden yolu bir defileyle yine o resepsiyonda sunacaklar. 1000 kişilik bir davetiye hazırladık. Bunlar klasik protokol sadece değil, Antalya'dan tüm Antalya'nın kesimlerinden temsilciler olabilsin istedik. 29 Ekim akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda Sertap Erener konseri düzenleneceğini belirten Şahin, konserin ardından 500 drone'la, görsel şovla Cumhuriyet coşkusunun üst seviyeye çıkacağını sözlerine ekledi. Deniz korteji yapacağız. Geleneksel bir fener alayı yürüyüşü ve ardından bir konser var. O yine olacak. Saat 23 gibi, 23.30 gibi çok muhteşem bir drone gösterisi bizi bekliyor. Bu 500 drone'dan oluşan havada cereyan eden bir teknolojinin imkanlarını kullanarak hazırlanan çok güzel bir etkinlik. Mükemmel bir havai fişek gösterisiyle beraber tamamlamayı düşünüyoruz. 29 Ekim etkinliklerimiz bunlarla kalmayacak. Yıl boyu devam edecek. Zaten devam ediyor. Fidan dikimi var mesela. 100 yılda 100 bin fidanı inşallah toprakla da buluşturacağız. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. İlk olarak Gazete 3 ile başlayalım. Yerel gazetemiz. Evet, manşette Kıbrıs'ta büyük milletin kopmaz bir parçasıyız başlığı atılmış. Haberin detaylarına inilecek olursa ASSO'da iş dünyasına hitap eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aynı milletin evlatları olarak varlığımızın devamı, bütün Türk devletlerinin en güneydeki temsilcisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası ve geleceği bütün millet için önemlidir. Çünkü biz Kıbrıs'ta büyük milletin kopmaz bir parçasıyız dedi. Sür manşete bakalım. Orada da Türk dünyası zaferde buluşuyor başlığı atılmış. Yine haberin detaylarına inilecek olursa Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle Aksan ve Afyonkarahisar Oğuzboyu Yörükler Türkmenler Derneği, Afyonkarahisar Kültür Turizm Derneği işbirliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Türk Dünyası Şöleni'nin ikinci günü ise coşkuyla kutlandı. Evet, Zafer Meydanı'nda Türk dünyası buluşuyor. Orada etkinlikler halen devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik bu. Hemen yanında Başkan Zeybek çalışmaları inceledi haberi var. Yine haberin detaylarında Afyonkarahisar'da Kadın Ana Caddesi'nde tamamlanan kaldırım genişletme çalışmalarının ardından belediye ekipleri asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yapılan çalışmaları inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi denilmiş. Hemen Hürriyet'le devam ediyoruz. Evet, Hürriyet manşetine Cumhuriyet bu binalarda doğdu demiş. Haberin detaylarına inecek olursak, Büyük Önder Atatürk İstiklal Savaşı döneminde ardından Cumhuriyeti kurduğu süreçte müthiş bir trafik yaşadı. Başkentin birçok farklı yerinde konaklayıp ülkenin kaderini değiştiren kararlara imza attı. İşte tarihe tanıklık eden o mekanların hikayesi. Biri Atatürk'ün 26 Aralık 1919'da Beynam köyünde kaldığı bina, bir diğeri de Polatlı Alagöz köyünde atayı ağırlayan 12 odalı köy konağı. Yine Ankara Garı'nı vermişler ve yine Atatürk Müze Köşkü'nü vermişler. Gerçekten tarihe tanıklık edilmesi adına önemli bir haber. Böyle şeyleri, bu tür başlıklar atılması gerçekten çok kıymetli. Yine devam ediyoruz. Hemen büyük bir başlık atılmış, yeter denilmiş. Haberin detaylarında İsrail 17 gündür Gazze'yi insafsızca vuruyor. Katliamlara her gün yenileri ekleniyor. Aç susuz yüz binlerce Filistinli bombaların altında hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ise saldırılara devam edeceği sinyalini verdi denilmiş. Yine bir istatistik paylaşılmış Hürriyet gazetesinin haberin detaylarında. Katliam 2055'i çocuk, 5087 kişi öldürüldü. Yıkım, Gazze'de 185 bin bina vuruldu. Zorla göç, 1.400.000 kişi evinden edildi. Yokluk, Gazze'ye sadece 34 tır yardım gitti. Evet, Milliyet'le devam ediyoruz. Dünyanın yetersiz yardımları tartışılırken Türkiye durmuyor. Koca Yusuf Köprüsü başlığı atılmış. Türkiye Gazze'ye yardımını aralarında Koca Yusuf olarak adlandırılan uçakların da olduğu askeri nakliye uçaklarıyla aralıksız sürdürüyor. Yine haberin detaylarında refah açıldı ama denilmiş. İsrail ablukası ve bombardıman altındaki Gazze şeridini Mısır'a bağlayan Refah sınır kapısının açılmasıyla tırlar önceki günden itibaren bölgeye insani yardım malzemesi taşımaya başladı. Ancak ilk gün kamyonların yalnızca 1200 kişiye yetecek travma ilacı ve malzeme, kronik hastalıklar için 1500 kişiye yetecek kadar ilaç taşıması dünyada eleştiri konusu oldu denilmiş. Evet, Refah sınır kapısı açıldı, doğru, ancak İsrail bazı yardımların halen Filistin'e ulaşmasını engelliyor. En önemlisi de petrol ve gaz yağı ulaşmasını ciddi şekilde engelliyor. Bunun temel nedeni de öldürmüş olduğu Filistinlilerin orada iyileşmesine izin vermemiş olması. Şu an itibariyle Filistin'de tedavi altında olan binlerce kişi var. Orada çocuk var, masum insanlar var. Buna rağmen İsrail o kişilerin iyileşmemesi ve katliamını sürdürebilmek için bu jeneratörlerin ihtiyacı olan benzini asla ve asla ülkeye sokmayacağını bildirdi ve savaşın devam edeceğini, katliama devam edeceğini açık bir şekilde dünyaya duyurmaya da devam ediyor. Evet, Posta gazetesiyle devam ediyoruz. Torunlarla ilk buluşma denilmiş. Haberin detaylarına inecek olursak, Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Sevgi Nebioğlu, katkıcı ilk kez konuştu. 14 yıl boyunca babasıyla sadece 3 kez görüşen Sevgi, Metin Akpınar benim hep başka birinden olabileceğime dair şüphe duydu. Çünkü kendisine duygu kadar benzemiyordum. 2020'deki DNA raporundan sonra inandı. Torunlarını da sadece bir kez gördü haberi var. Yine Sabah gazetesiyle devam edelim. Biz ölüyoruz, siz bakıyorsunuz başlığı atılmış. İşgalci İsrail'in saldırılarında Gazze'de ölen çocuk sayısı 2000'i geçti. İsrail'in suç ortağı liderler soykırımı görmezden geliyor. Gazze'nin cesur çocukları duyarsızlığa isyan ederken Filistin asla pes etmeyecek diye haykırıyor denilmiş. Hemen yanında Büyük Filistin mitinginde milyonlar buluşacak başlığı var Sabah gazetesinde. Yine haberin detaylarında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim Cumartesi günü İsrail vahşetine dikkat çekmek için Maltepe'de Büyük Filistin mitingi düzenliyor. Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak denilmiş. Evet, Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. İşgale ABD takviyesi başlığı atılmış. Haberin detaylarında İsrail Gazze'yi işgal hedefiyle gerçekleştireceği kara harekatını takviye ABD kuvvetleri gelene kadar erteledi başlığı var. Yine haberin detaylarında ne yazık ki Gazze sınırına devasa bir yığınak yapan İsrail tek başına kara harekatı yapmaya cesaret edemedi. Ordu Radyosu ABD kara manevrasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi dedi denilmiş. Evet, gördüğünüz gibi demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen ABD şu an katliama kucak açıyor. Katliamın olması için de gerekli olan ne varsa ekipman, silah, mühimmat ne varsa şu an itibariyle İsrail'e yardımlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Biz buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Türkiye olarak gerekli adımları atmaya çalışıyoruz. Yardımlarımızla, yapmış olduğumuz açıklamalarla, yine diplomasi trafiğimizle bu katliama dur derken ABD ise demokrasinin beşiği olarak adlandırılan sözde ne yazık ki sözde demokrasi ülkesi olan ABD ise işgale ne yazık ki mühimmat olarak, silah olarak devam ediyor. Umarız bunlar son bulur diyelim ve Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. Atatürk fabrika kuruyordu, binalar, bunlar ise cezaevi kuruyor başlığı atılmış haberin detaylarında. Fabrikalar artacağına suç arttığı için iktidar bu yıl 19 cezaevi açtı. Seneye 12 daha açacak haberi var. Şimdi yine sürmanşete geçelim. Sürmanşette de haydi bayrağını as haberi var. Atatürk'ün armağanı olan Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü gururla kutlayacağız. Sen de evine, iş yerine, camiye, okula bayrağını as. İkinci yüzyıla coşkuyla girelim denilmiş. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Kutlama değil propaganda denilmiş. Hemen haberin detaylarında bayramdan önce miting, AK Parti cumartesi günü İstanbul'da Büyük Filistin mitingi yapacak. Miting Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce ve tüm itirazlara karşın yıkılan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek denilmiş. Fanatik gazetesine geçiyoruz son olarak. Trabzon Avcı'yla güzel başlığı atılmış. Bordo Mavili ekip 2. Abdullah Avcı döneminin ilk maçında ağırladığı Alanyaspor'u zaman zaman zorlasa da Aliti'nin 44'te kendi kalesine attığı golle mağlup etti. Fırtınada yeni hedef, haftaya deplasmanda Karagümrük'ü yenip yeni bir seri başlatmak denilmiş. Evet, gazete manşetlerini sizlere sunduk. Şimdi gündemimize, bültenimize, haberlerimize devam ediyoruz. Denizli'de düzenlenen sazan yakalama yarışmasında farklı illerden gelen 35 sporcu en büyük sazan balığını yakalamak için büyük bir savaş verdi. Şimdi o başlıklar geliyor. Oltalar en büyük balığı yakalamak için atıldı. Adres Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gökpınar Göleti. Barajda, göletlerde balığın korunmasına dikkat çekmek, su kalitesini korumak ve bu alanda avcıların bilinçlenmesini sağlamak için en büyük sazan ve en çok sazan tutma yarışması düzenlendi. Özel sektörde hemşire olarak çalışıyorum. Hobi olarak da balıkçılıkla ilgileniyorum. Böyle etkinlikleri asla kaçırmıyorum. Ortam, aksiyon, yani normal avcılığın çok daha üst düzeyinde. Yani oltanız çaldığında, oltanızın ucuna balık vurduğunda heyecanınız normal avın 5 katı daha heyecanlı oluyor. Denizli Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle 4. kez yapılan yarışmaya 32 sporcu katıldı. Amacımız sportif olta balıkçılığını özendirmek, benimsetmek ve bizden sonraki gençlere daha iyi bir şekilde aşılama yapmak. Türkiye'nin farklı illerinde katılım sağlayan 35 sportif balıkçı 14 sektörde oltalarını suya atarak farkındalığa dikkat çekti. Dört gün süren yarışlarda oltalara takılan 40 santimetrenin altındaki balıklar değerlendirmeye alınmayıp belirlenen limit üstü balıklarda ölçüm ve tartım işlemlerinin ardından suya geri bırakıldı. En büyük sazan balığını 56 santim uzunluğu ve 1 kilo 900 gramla Hüseyin Yıldırım yakaladı. En büyük balık yakalama yarışmasında birincilere 4000, ikinciye 3000, sponsor çekiliş ödüllerinde ise kazanan kişiye tatil hediyesi verildi. Gelişen teknolojiyle toplumun büyük bölümünün kitaplardan uzaklaştığını belirten yetkililere son güzel cevap da Denizli'den geldi. Yüzlerce yazar ve yayın evinin katıldığı 6. Kitap Fuarı'na 309.000 kişi ziyaret etti. Bu sayıda kitap okuma sayısının arttığını gösteriyor. Toplum kitap okumuyor tezi bu fuarda kırıldı. Görüntüler Denizli'den. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6.sını düzenlediği katılımcılarıyla Ege'nin en büyüğü olan kitap fuarı hafta sonu yoğun katılımcıyla tamamlandı. 13-22 Ekim tarihleri arasında 10 gün boyunca açık kalan Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı'nı bu yıl 309 bin kişi ziyaret etti. Teşekkür ederim. Maşallah gençlerimiz kitabın peşinde sürüklüyorsunuz. Evet. Tebrik ederim. Serkan Kara İsmailoğlu, Nihat Genç, Savaş Barkçin, Erdem Atay, Sertaç Abi, Gri Koç, Eminer Erk Bekdemir, Hayati İnanç, Bekir Develi ve Yavuz Dizdar gibi birbirinden değerli yazarlar imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla buluştu. Dev organizasyona 238 yayın evi ile 216 yazar katıldı. İmza günleri, söyleşi ve konferanslarla sevenleriyle buluşan ünlü yazarlar fuara tam not verdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kitap fuarının yoğun ziyaretçi almasından dolayı çok memnun olduklarını belirtti. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son zamanlarda daha yapraklarını dökmeden çiçek açmaya başlayan meyve ağaçlarının ardından bu yıl ilk kez meyve veren bir armut ağacı yapraklarını dökmeden ikinci kez meyve verdi. Arkadaşlarımızla, eşlerimizle, dostlarımızla tatmak için meyve ağaçları, çeşitli meyve ağaçları diktim. 3 yaşındaki armut ağacı ikinci ürününü verince sahibini şaşırttı. İkinci meyveyi aldık, eşimizle, dostumuzla yiyeceğiz artık. Ama hava şartlarının değişmesi bizleri gerçekten üzdü. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli mahallesinde Beytullah Uysal'ın üzüm bağındaki armut ağacı üzerindeki yaprakları dökmeden ikinci ürün vermeye başladı. Üzümlerin salkımlarını temizleme çalışmalarına başlayan Uysal, bağının başında bulunan ve bu yıl ilk kez meyve veren 3 yaşındaki armut ağacının ikinci kez meyve vermeye başladığını görünce çalışan işçilerle ikinci ürün sevincini yaşadı. Bir yandan sevinen, bir yandan da üzülen üretici Beytullah Uysal süreci anlattı. Çeşitli meyve ağaçları diktim. Bu sene bu armut ağacını dikeli 3 sene oldu. 3 sene sonra meyve almaya başladık. İlk meyvesini yedik. Daha sonra üzümlerimizi satışa hazırlamak için seçmeye başladık. Bugün geldiğimizde bu armut ağacının ikinci meyve verdiğini gördük. Bir taraftan sevindik, bir taraftan üzüldük. Üzüntümüz iklim şartlarının değişmesi, hava şartlarının değişmesi bizleri üzdü. Kanal 3'te sabah programımızın sonuna geldik. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli olan Cumhuriyetimizin 100. yılına 5 gün kaldı. Bugün de Kanal 3'te sabah programını Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Cumhuriyet anlayışı hür, vicdanı hür, düşüncesi hür nesiller ister. Hepinize mutlu günler diliyorum.